600 milyon. Ulan tacir! Bu ne dünya kardeşimi seven sevene. Hacı! Eyvah baba baba. Oğlum neredesin? Buradayım baba. Vallahi bir şey yapmadım. Kazayla oldu. Bırak oğlum, canın sağ olsun. Kaza maza nedir ki? Oku şunu, bak ne yazıyor. Ne yazıyor? Oku yavrum, oku, anlarsın, oku. Dünkü Rodos'ta balıklar karaya vurdu. Aa, balıklar karaya vurmuş. Gidip toplayalım baba. Ne balığı oğlum, ne balığı? Bırak balığı, kokmuştur o şimdi. Şuraya bak, oku. Ölen milyarder Harun Bahtıkara'nın 600 milyonluk serveti kızı Serpil Bahtıkara'ya kaldı. Bizim soyadımız ne? Bahtıkara. Bahtıkara ya. Yalnız kızın bu parayı alabilmesi için akrabalarından bir gençle evlenmesi şart. Gördün mü haberi? 600 milyon bizim oldu demektir. Ya baba bırak, 600 milyon da bizim, yemeği ver. Ha yemeği. Tabii vereceğim oğlum. Tabii vereceğim günlük yemini, arkanı. Bakma lan, bakma. Uğur'u kaçar, gözün kalır sonra. Aman Uğur'u kaçmasın babacığım. Hiç bakmıyorum ki. Hadi bakma diyorum sana cam göz. Hadi dön arkana bakayım. Döndüm babacığım, döndüm. Paralarım benim, canlarım, ciğerlerim. Oğlum Taci, sana bu 20'lik kafi. Baba, gene mi 20 lira? Bu para bana yetmiyor ki ama. İdare et oğlum, 600 milyonu alınca yevmiyeni bir lokmacık arttırırım. İyi, hadi be. Diyorsun vermiyorsun. Sonra rahmetli anamdan kalan parayı bile vermedin. Ölüleri karıştırma. Bakma diyorum. Bakma. Defol. Defol. Hayta seni. Haylaz. Ama baba. Defol. Paralarım benim, canlarım, ciğerlerim, etim, kanım, sevgililerim benim. Ah hiç üzülmeyin, siz yakında yanınıza 600 milyonluk kardeşleriniz gelecek. Cici cici oturun, sakın bir yere gitmeyin. Namaşlarım benim. Wonderful. Nahide, Nahide. Bak buraya ne yazıyor? Ne yazıyor kız? Kızım birine tam 600 milyon lira kalmış. Ver bakayım. Ölen milyarder Harun Bahtıkara'nın 600 milyonluk serveti kızı Serpil Bahtıkara'ya kaldı. 600 milyona. Soyadına da bak. Bahtıkara. Öyleyse bizimki zindan karası. O para sende olsa ne yapardın Nahide? Ne mi yapardım? Önce kendime şöyle başımı sokacak bir ev alırdım. Sonra halı köpürten bir elektrik süpürgesi. 16 ayak bir buzdolabı. Sanacıma bir de 21 reklam TV. Niye daha büyüğünü almıyorsun televizyonun? Kız deli, küçük olsun ki misafirliğe giderken elimizde götürüp düşman çatlatalım. Bu kadar mı? Bu kadar olur mu hiç kız? 600 milyon bu. Daha param bitmedi ki. Sonacığıma Beyoğlu'na çıkar. O apartman papuççu satan dükkana girer. 10 tane apartman papuç rica edeceğim. Yo, hayır 20 tane olsun derdim. Zenginim ya artık. Nahide kız neredesin? Ay. Kız Nahide. Bakın aslan oğlum Nizam'ın Almanya'dan göndermiş olduğu resmi çerçevelettirdim. Nasıl güzel olmuş mu? Aslan evladım benim. Allah kızardan saklasın seni. Hayırlısıyla nikahı ne zaman kıyıyoruz? Üf, aman Hacer Hanım teyze, 40 defa söyledim sana bu iş olmaz diye.
Niye kız? Daha benim vaktim değil. Şunun açığını söylesene. Oğlumu beğenmiyorsun değil mi? Doğrusu beğenmiyorum. Ay seni kim beğensin kız? Şu suratına bak, suratına. Uyan kız, uyan. Paran yok, güzellik yok, yaşın geçti, kartlaşmışsın. Seni kim alsın? Söylesene kim alsın seni? Bizde kabahat ki seni oğluma istedim. Üzülme kız Nahide. Ben de olsam evlenmezdim. Öyle söylüyorsun ama. Hacer Hanım teyze haklı galiba. Seneler geçiyor. Hala oğlu Nizam'dan başka kısmetim çıkmadı. Olmuş galiba. Sofrayı kurdum anne. İyi, al şu ekmeği kes. Baban ne zaman gelecek? Ne bileyim ben. Allah o babanı nasıl bilirse öyle yapsın. Ay, çekilin ayağımın altından be, dolaşmayın ortalarda. Ne laf anlamaz şeylersiniz, uslu uslu oturun burada. Ekmeği kestim anne. İyi, görüyorum. Yemek olmadı mı be anne, çok acıktı. Oluyor işte, patlama oluyor. Seni hıngır seni, gene yere iş ettin ha? Kız Ayşe yaptığını görmedin mi? Gene yere iş etmiş ha? Ne bileyim anne, görmedim. Ah, babam geldi. Geldim buraya, baban olsaydı kapıyı 3 defa çalardı. Susun, sakın ses çıkarmayın. Açın kapıyı, açın diyorum size, evde olduğunuzu biliyorum. Açın kapıyı. Sus evladım, yapma sus işte. Sus oğlum sus. Şu bakkalın seni yiyeceğiz elbet. Sus. Ayşe sus, dur şunları, böyle olacağım şimdi. Allah'ım susun be. Açman bakalım kapıyı, açman. Ben hesabımı almasını bilirim sizden. Canım gitti galiba. Allah'ım hayat mı bu? Her kapı çalınışta yüreğim ağzıma geliyor. Hadi sofraya oturun da yemek yiyelim. Is this? This is a book. This is... good morning lady, good morning sir. Ay, ay tamam artık. Öğrendim İngilizce. Kız ne güzel konuşuyorum değil mi İngilizce? Ayol İngilizce senin neyine? Sen kim, İngilizce öğrenmek kim? Gerzi bak, ben senin gibi miyim? Ne güzel İngilizce konuşuyorum. Hem müdür beye söyleyeceğim, beni o da servisine alsın. Günün birinde lazım olur. Hiç güleceğim yoktur. Gerzik, anlamaz ki işte. Eyvah, yandık. Şu hale bak arkadaş. Anlamam, arabama sen çarptın. Ha? Bütün malım rezil oldu. Paramı almadan gidemezsin. Ne yani, arabana ben mi çarptım? Görenler Allah için söylesin. Sen çarptın ve camımı kırdın. Hop hop, arabacı haklı. Allah canımı alsın, ben gözlerimle gördüm. Arabaya sen çarptın. Küfeyde sen izdin ya. Ben mezdim, git işine be. Sen de karışma. Ya, gördün mü bak, şahidim de var işte. 1000 kağıt vermeden buradan gidemezsin arkadaş. Tamam mı? Yani şimdi ben size 1000 lira mı vereceğim? 50 kağıtlık şey için 1000 lira. Buna dolandırıcılık derler. Sana öyle geliyor. Uzatma be abicim. Ver 1000 lira da olsun bitsin. Karakola mı diyeceksiniz yani? İster misin karakola gitmek? Allah cezanızı versin. Alın şunu. Başımın gözümün sadakası olsun. Güle güle abicim, güle güle. Çekil sen de be. Nasıl dişal ettik mi bizim yolu? Helal. Sana bir yüzlük. Geri kalan da bana. Biliyorum, içeridesiniz. Gene cevap yok. Şimdi geldi sarılmanın zamanı da zühtüm. Sana kandım zühtüm. Açın kapıyı. 6 aydır 30 sefer geldim şu kapıya. 5 kuruş alamadım. Paramı istiyorum, paramı. Ne o Refik Usta? Ne cavcav ediyorsun gene? İyi ki geldin Zühtü. Paramı istiyorum. Tamam, paran hazır. Hazır mı? Tabii hazır. Hiç kaldı mı yani? Ne kadardı hesabımız? 245 lira.
245. Al bakalım 250. Kalsın 5 lira da bizden sana bahşiş. Hadi bakalım işinin başına. Eyvallah Zühtü abi. Güle güle. Kaldıramadım samanı da Zühtü. Sana kandım Zühtü. Zühtü bu. Merhaba karıcığım. Merhaba. Hatırçın Hanım. Hele şükür evin yolunu bulabildin. Ayıp ettin. Evin yolunu hep bulurum da işlerden pek sık gelmeye vakit bulamıyorum be karıcığım. Ha bak. Gel gel. Gel bak karıcığım bak. Gel bak şuraya bak bak. Gördün mü bak. Baba şurada bak gördün mü bak karıcığım. Ha? Ne varmış? Yahu arabayı görmüyor musun? Görüyorum. Ne o şimdi de arabacılığa mı başladın? Tabii çok karlı bir iş. Karlı işmiş. Tabii karlı karıcığım. Senelerdir hep aynı numara. Doğru dürüst bir iş bulup çalışamaz mısın sen? Nesi varmış işimizin? Kaymak gibi bir iş, fena mı? Tabii fena ya. Şu halimize bak. Ne varmış halimizde? Gül gibi yaşıyoruz çoluğumuz, çocuğumuz. Şu saadetimize bak be. Yaşamak buysa. Gel bakayım kızım. Hoş geldin babacığım. Ver anneciğim ver. Al canım hadi içeri. Kara oğlan benim, canım benim. Bakayım. Al bakayım çikolatanı. Al kerata. Nafakan oğlum yavaş büsümeyeceksin. Hadi bakayım. Allah sarı sarım, sarım benim. Sarı kanaryam al bakayım sen de yavrum benim. Sen cevap kardeş. Versene. Neredeydin üç gündür? Yahu çalışıyordum be karıcığım. Çalışıyormuş. Bunlar ne yer, ne içer, nasıl geçinirler, ne yaparlar hiç aklına gelmiyor. Düşünmek yok maşallah. Her kapı çalınışta yüreğim ağzıma geliyor. Bir alacaklı bir polis geldi diye ölüp ölüp diriliyorum. Ne olacak bu böyle? Ne olacak halimiz? Bunun benim ha. Hey, sana söylüyorum Zühtü, duymuyor musun beni? Duyuyorum karıcığım, ne söylüyorsun? Her kapı vuruluşunda bir alacaklı gelecek diye ödüm kopuyor. Alacaklı, dur bakayım yavrum sen. Al bakayım şu paraları. Al bakayım. Ölmezsin artık, kapıya gelenin de dayarsın suratına. Bunlara da harçlık yaparsın. Teşekkür ederim. Şimdi sıra sana geldi. Al, bu da benden sana. Ne var içinde? Açta görürsün. Tam beğendiğim elbise. Kocacığım benim. Elbiseyi görünce kocacığım diye sarılırsın değil mi? O yanık. Ben sana elbise getirmediğin zaman da sarılıyorum. Şaka söylüyorum be karışım be. Şaka be hanım. Beğendin mi? Beğendim. Parayı da aldın. Aldım. Ufaklık şapkam. Tamam buradaymış. Ne o? Gidiyor musun? Hiç mi hayatım? Hayol daha yeni geldin. Anacığım vaktim yok, vaktim benim. Hey ufaklık ya bakayım baba gidiyor. Hadi Allah'a ısmarladık hayatım benim. Uslu oturun ha. Hadi eyvallah. Şimdiye kadar hiç vaktin olmadı zaten. Olacak, olacak. Hadi eyvallah canım. Bari biraz yemek yeseydin. Karnım tok. Gece gelecek misin? Gelecek misin ne demek be? Tabii geleceğim. Ama ne zaman belli olmaz. Hadi üzme kendini eyvallah. Gelecekmiş. Kim bilir ne zaman. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Eyvallah eyvallah. Merhaba Sülük kolay merhaba, gelsin. Merhaba. Müdür bey odasında mı? Evet o da seni soruyor zaten. Defol! Defol! Kovuldum, kovuyorum seni! Defol! Bir dakika efendim, bakın! Konuşma, bakın. Konuşma! Bir dakika, yalnız... Sus, konuşma! Bugüne kadar seni hangi işe gönderdiysem yüzüne gözüne bulaştırdım. Ama patron, bakın... Ben... Aması maması yok artık, yeter! Koskoca Fenerbahçe 3-0 galip geliyor, sen haberi Fenerbahçe 3-0 mağlup diye getiriyorsun. Git, gözüm görmesin seni! Senin yüzünden meslek hayatımdan olacağım. Hay Allah! Kovuldun, anlıyor musun? Kovuldun, defol! Bakın patron, ne diyor ya? Demek Fenerbahçe 3-0 mağlup hayal. Fenerbahçe'ye golleri kim attı? Ya kim attı? Hadi be. Allah Allah.
gelin. Patron. Gene mi sen? Ulan ben seni kovmadım mı? Kovmasına kovdun ama haberi ağzıma tıkayıverdim be patron. Ne haberi? Senin ne haberin olur be? Defol. Vallahi billahi çok büyük haber. Hem de atlatma haber. Neymiş o atlatma haberin? Hani şu 600 milyonluk mirasa konan kız var ya. Canım Serpil Bahtıkara. Ne olmuş ona? Ne mi olmuş? Hı-hı. İşte o kız yarın 14 uçağıyla Amerika'dan geliyormuş. Resimlerini çekip kendisiyle bir röportaj yapmama ne dersin? Evet. Evet harika be. Nasıl? Beğendin değil mi patron? Beğenmez olur muyum? Beğendim tabii. Bak şimdi ne yapacaksın? Ya sen bunu da yüzüne gözüne bulaştırırsın be. Vallahi billahi bulaştırmam patron, söz veriyorum sana. Söz bu lan. Söz. Pekala tamam. Ama bak bu son şansın. Bunu da beceremedin mi git kendini saray burnundan denize at, buraya da uğrama. Ay yaşa patron sen. Gel bir öpeyim seni. Hadi bakayım hadi hadi. Oğlum, şimdi arabayı Osman Usta'ya götür, o bujimi, fujimine onları değiştirsin. Peki babacığım. Baba. Ne var? Baba be. Söyle şey, oğlum. Babacığım, şey oldu, benim kafam takıldı. Ne? Şimdi ben o kızla evleneceğim değil mi? Ya. Peki evlenince ne olacaktı? Oğlum ne salak şeysin sen, babana hiç benzemiyorsun. Bak sen o kızla evlenince ona kalan 600 milyon bizim olacak. Anladın mı şimdi? Anladım tabii. Ben o kadar salak mıyım? Orta kalite. Allah, sen bana sabır ver. Thank you. My baggage please. Umarım ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp geçtiren mi? Wait, darling. Thank you very much. Merci. Good morning, Mrs. Welcome, welcome. Yani şey, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Thank you. I am, yani ben. John Schaffingen, yeni değiştirdim gel. Yani, ölünür müyüm? Ah anam, o canım, ne şirin köpek. Kom ablana, kom ablaya acıdım, o güzel. Mrs. Biz köpek, konuşmak Türkçe yoksa konuşmak İngilizce. Boşuna yorulmayın. O da ben de Türkçe biliyoruz. Demek Türksünüz. Hay Allah, ben de sizi Amerikalı sandım. Hayır, Türk'üm. Acaba köpeğiniz de Türk köpeği mi? Bilmem. O da benim gibi Amerika'da doğdu. Ama babası Türk köpeği. O zaman başka. O zaman o da Türk köpeği sayılır. Ay canım, anam benim, güzelim, canım benim bir tanem, otu bakayım, otu güzelim, canım benim, yavrum. Alo, müdür beyle görüşmek istiyorum. Ay kusura bakmayın, ben şunları şurada unutmuşum da. siz istediğiniz gibi rahat edin, telefonunuzu edin artık. Alo, müdür bey, ben Serpil Bahtıkara. Evet müdür bey, sizi rahatsız ettim. Otele gelişimin şimdilik duyulmasını istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben sizi tanıyorum. Bütün gazeteler sizden bahsediyor. Vallahi Allah canıma alsın ki. Siz 600 milyonluk Serpil Bahtıkara'sınız. biz sizin soyadınıza çok gülmüştük. Sizinki Bahtıkara'ysa bizimki Zindan Karası. Evet, o benim. Ama müdür beyle konuştuklarımı duydun. Gelişimin şimdilik duyulmasını istemiyorum. Buyurun. Ay,
Çok teşekkür ederim. Ne zahmet. Ay çok cömertsiniz. Çok mersi. Ay hayırlı başarılar. Yuh be deme, görmedin mi koskoca arabayı? Gitti işte karpuzlarım, atım, arabam. Ulan Allah kahretsin seni be. Şuraya bak, şu hale bak. Arabama ne diyor? Babam yedi şimdi beni, yedi. Abi bir yaka bakar mısın? Vicdansız, nasıl vurursun arabama? Züppe herif, fiyaka yapacağına önüne baksana. Ne fiyakası be abicim? Vallahi kaza oldu, kaza. Kaza mı? Allah cezanı versin senin. Arabamı mahvettin. Şuraya bak, karpuzlarım gitti. Ben paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Tamam abi, paranı verelim kızma ama bende para yok ki. Peki kimden alacağız? Babamdan, babamdan abi. Babam verir mi parayı? Verir mi, vermez mi? Belki verir, belki vermez, vermez, vermez. Vermez mi? Ben adamın ciğerini sökerim be. Kim bakayım senin baban? Nafi abi. Hangi Nafi? Şey, fabrikatör Sami, işte o. Ne? Nafi Bahti Karanlı, şu Sinemiki Nafi. Hadi arslanım, güle güle. Güle güle hayatım, paradan filan vazgeçtiğim. Senin baban tuvalete gitmiyor karnın acıkmasın diye be. Ben 10 senedir selam verdim ve borçlu çıktım. Bir dakika abi. Abi. Ne var? Şimdi sen benden para istemiyorsun değil mi? Tamam istemiyorum, sen benden uzak ol. Nereye direkt olursan öpeyim, öpeyim, öpeyim. Hadi ben elini öpeyim abi. Ya, ben o kadar ihtiyar değilim. Tamam ya. Abi. Yürü tamam. Para ya. İşi tamam. İstemiyorum ya. Allah Allah istemiyorum. Abi. Abi, abiciğim bir dakika. Abiciğim, abiciğim bir dakika gel. Ya gene ne istiyorsun abiciğim, be? Abiciğim ben bu vaziyette eve gidemem. Niyeymiş? Arabaya baksana, babam öldürür beni. Ne yapalım yani, onu da sen düşün. Abiciğim, ha. Abiciğim ne olur bir kıyakçılık yap hadi, kıyakçılık. Ne kıyakçılığı? Kazayı ben yaptım da babama. Babana? Ben söyleyeceğim yaptım diye, senin babana. Olmaz öyle şey. Senin baban laftan anlamaz kardeşim, anlamaz. Anlar abi, anlar. Anlar abiciğim, anlar. Yahu anlamaz dedik ya sana. Sen anlatırsın, sen anlatırsın, anlatırsın. Tamam, tamam. Beni tanırsın, ben de seni tanırım. Seninle görecek bir işim yok zaten. Uf. Peki kızma be abi, gidiyorum işte. Senelerdir seni görmemiştim. Hem bir el öpelim hem de oğluna bir iyilik edelim dedik. Ha, iyilik mi? 10 senedir seni tanırım. 10 senede bana 10 defa kazık attın. Bu sefer sizin için çalışıyorum abicim. Sor oğluna. Hadi hadi meşgulüm şimdi, uzatma. Çek arabanı. Canım abim, aslanım. Görüyorsun işte. Söyledim sana, laf ettirmez adam. Abi laf ettirmem, çek arabanı. Züht abi, züht. Kurtar beni abicim, öldürecek, dövecek, öldürecek. Abim benim. Abim. Ne yapayım oğlum, görüyorsun babanı. Yapılacak bir şey yok. Züht abi. Ulan salak, sen nereye gidiyorsun? Dön geri derhal giyin. Hadi Hilton'a gidiyorum. Hilton'a. Hilton'a mı? Evet. Neyle gideriz baba? Uçakla. Ha, iyi, iyi. Uçakla gideriz tabii. Ulan salak, Hilton'a uçak var mı? Arabayla gidiyoruz, arabayla. Nah gidersiniz arabayla. Ha? Nereden çıktı şimdi bu nah mah? Araba kaza yaptı da ondan. Ya ya. Ne? Araba kazası mı yaptı? Doğru söyle ulan, sen mi yaptın? Evet babacığım. Elde olmayan nedenlerle birdenbire yapıvermişim. Uzatma da söyle salak, hasar büyük mü? Büyük de desem olur. Küçük de desem olur. Orta düze desem olur babacığım. Kaza işte bu, kaza. Kazık ne kadar? Kazık şu kadar babacığım, şu kadar. Belki de bu kadar. Kazığın farkında değilim, ne bileyim ben babacığım. Bilmiyorum işte, kaza. Ulan salak, demek hasar mı? Ben seni öldürsem mi yoksa gebersem mi? Züht abi, züht, kurtar beni. Aman abiciğim. Başlarım abinden çekiyorum. Bakın sen. Gösteririm sana. Seni hızım seni. Al bakayım. Paralarım gitti. Al. Paralar. Paralarım. Vah. Be
Beyefendi, acele bir tedavi için size günde 3 iğne yazdım. İstemem, iğne istemem. Korkmayın canım, acısını bile duymazsınız. Acısını düşünmüyorum ben, parayı düşünüyorum. Ama babacığım, sağlığını düşünüyorum. Hadi oradan salak oğlum, sen karışma. Günde 3 tane iğne kaç para eder biliyor musun? Parasını sen mi vereceksin ki karışıyorsun? Kes çeneni bakayım, sus orada, hadi git. Doktorcuğum, bana şöyle ucuz bir şey yazamaz mısınız? Hap map gibi bir şey. Şöyle ucuz tarafından olsun. Ben görevimi yapıp reçetemi yazdım. Allah size kolaylık versin. Hadi Allah'a ısmarladık beyefendi. Buyurun, geçmiş doktor, olsun. Güle güle, güle güle. Hadi geçmiş olsun Maruk. Tamam. Geçmiş olsun. Darısı başına. Abim, nasıl oldun ha? Sen hala burada mısın? Ayıp ettin, tabii buradayım. Biricik Nafi abimizi bu hasta halinde yardımcısız bırakır mıyız hiç? Kes bakayım, benim yardıma filan ihtiyacım yok. Ama ben gidersem senin oteldeki 600 milyon da püf. Peki milyonları sen nereden biliyorsun? Oğlun her şeyi bana anlattı. Anlattı ha. Hay salak oğlu salak. Onun bir şey hak vermez canım. Budala işte öyle söylemiştir. Böyle bir şeyin aslı yok. Hadi git sen. Git. Yani gideyim mi? Tabii, hemen git başımdan. Hadi git diyorum. Pekala. Zühtü gider. Ama senin mangırlar da püf. Püf ha? Ya ne haber? Abicim ne oldu abicim? Ne olacak Tacicim, gidiyoruz. Hadi güle güle abicim, güle güle. Zühtü abi, baba gitti. Zühtü abi, adam gitti baba, gitti. Gitmiyor. Oğlum salak zade, bize blöf yapıyor. Ulan Zühtü! Ulan Zühtü! Abi. Beni mi çağırdın abi? Gel buraya, gel hınzır seni. Beni bu kırık ayakla faka bastırdın değil mi? Gel. Aman kıymetli Nafi abicim, estağfurullah bilakis, estağfurullah yani. Kes de dinle beni, bana yardım edeceksin. Ben de onun için buradayım ya abicim. Biz de uzun kulaklı değiliz tabii, sana da bir pay veririz değil mi? Ben de öyle düşündüm. Bir 60 bincik yeter. 60 bin mi? Olmaz, 60 bin! Yüreğime indireceksin, defol! Peki, hadi. Giderim. Gidiyor musun? Baba, Zühtü abi gidiyor ya, baksana, gidiyor ya. Gitmiyor, oğlum salak zade, gitmiyor, bize blöf yapıyor. Gel, otur şöyle, kızdır seni. Şapkanı çıkar. 60 bin tamam. Tamam, 60 bin tamam, yüreğime inmesin. Yalnız... Yalnız ne? Önce filinta gibi bir elbise isterim. Olmaz. Olur. Olur dedi babacığım. Sen sus. Sonra altıma vın diye böyle en afillisinden bir araba isterim. Olmaz. Olur. Sen sus bakayım. Birazcık da avans. Olmaz. Babacığım. Ayağın mı ağrıyor da iki devirde olmaz diye bağırıyorsun sen? Ne ayağımın ağrıması salak zade, ciğerim yanıyor, içim tutuşuyor, paralar gidecek. Paralar gidiyor, sen ciğerin yanıyor ha? O halde ayağın iyileşti demek. Geçmiş olsun baba. Tamam, çekiyorum, aman kımıldamayın. Bir de öbür yandan, bir de öbür yandan, yandan. Maaşı kurtardık patrondan, kımıldamayın. Evet, güzel. Bir de röportaj yapalım. 600 milyonu ne yapacaksınız? 600 milyon mu? Evet, 600 milyon kaçınılmaz bir servet. Ama babanızın vasiyetini unutmayın. Bu serveti alabilmeniz için evlenmeniz şart. Çapkın. Her genç kız gibi evlenmeyi düşünüyorum ama münasip bir kısmet bulamıyorum ya. Ya öyle mi? Ya. Hadi hoşçakalın. Hey, güzel çocuk. Beautiful darling. Hello. Very good, very good. I am Serpil Bahtıkara. You know you are. Harika. Tamam, aradığımı buldum. Vallahi ben bir şey yapmadım. Tabii yapmadın canım. Dur, kaçma. Ama şimdi bakayım. Yapacaksın. Ne yapacağım? Benim yerime geçeceksin. Ne? Sizin yerinize mi geçeceğim? Evet. Sadece bir haftalığına canım. Ama nasıl olur? Ben sizin yerinize nasıl geçebilirim? Az önce geçtiği gibi canım. Biraz taklidimi yaparsın, olur biter. Ben de senin katiben olacağım.
bilmem. Yok. Yoksa başaramam diye mi korkuyorsun? Aa, niye korkayım canım? Bana Nahide şerbet derler. Benim girip de beceremeyeceğim iş yoktur. Bu işimden evvel filmlerde baş figüranlık yapardım. Harika. Anlaştık değil mi? Anlaşalım bakalım. Güzel. Önce işe telefondan başlayalım. Alo, ben yazı işleri müdürü Asım. Efendim, anlayamadım. Ben Serpil Bahtı Kara efendim. Milyarder Harun Bey'in kızı. Şu 600 milyonun sahibi canım. Ha, evet evet, şimdi tanıdım. Demek dün geldiniz. Biz sizi bugün bekliyorduk. Ve Hilton'da kalıyorsunuz, güzel. Efendim, yarın da saat 15'te basın toplantısı yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Çok çok teşekkürler ederim efendim. Harika resimler, harika röportaj yaptım patron. Bakın, bakın, görüyor musunuz? Nefis değil mi? Güzel. Kimin resmiymiş bunlar? Kızın. Hangi kızın? 600 milyonluk kızın. 600 milyonluk kızın ha. Nerede çektin bu resimleri? Bugün havaalanında çektim patron. Demek havaalanında çektin. Hem de bugün. Evet patron. Ulan salak! Kız dün gelmiş, Hilton'da kalıyor. Bugün de 15'te basın toplantısı var. Yok ya. Var ya. Peki hangi otelde kalıyor patron? Oo, Hilton'da salak, Hilton'da. Şimdi defol git röportajını yap. Beceremezsen bütün maaşını keserim be. Allah'ım, bu salak değil, salak olur salak. Sevmedim. Aa, niye sevmedin? Ay, baksana hepsi köpeğe bakıp bakıp gülüyorlar. Hiç bana gülen yok. Ay, azıcık geniş bakayım. Yok canım, asıl sana bakıyorlar. Köpek bahane. Hadi boz ver. Hadi. O zaman başka. Ha ha. Oh, hello, how are you? Hello. Kız, katip şurada duralım da resmimiz güzel çıksın. Tabii efendim. Bahtı Kara'nın basın toplantısını burada yapabiliriz. Kendilerine istediğinizi sorabilirsiniz. Evet ana, istediğinizi sorun bana. Biliyorsunuz dünyada intihar rağbette. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok iyi şeyler düşünüyorum. Anlayamadım. Çünkü ben de sık sık intihar ederim. Alışkınım. Ne tür intiharları tercih ediyorsunuz? Efendim, eskiden rengini beğendiğim haplarla intihar ederdim. Ama şimdi haplar pahalılandı. Bu bakımdan tüple intihar ediyorum. Ne tüpü? Ne tüpü olacak canım? İpne gaz tüpü. Ama ona da zam geldi. Şimdilik vazgeçtim. Değil mi kız katip? Şşt, ne? Başka soru soran yok mu? Manyak. I will ask some questions as a foreign reporter. Do you wear bikini? Kız, katip ne diyor bu ayı yavrusu? Altına bikini giyer misiniz diyor. Aa, delinin zoruna bak. Ay, ne diyeyim peki ben şimdi? Bir şey söyleyin de ayıp olmasın. O zaman İngilizce cevap vereyim. Yes, it is a pencil. Hadi lan, daha soru sorsanıza. Serpil Hanım, kadın hakları nelerdir sizce? Efendim, kadın hakları ikiye ayrılır. İç kadın hakları, dış kadın hakları. İç kadın hakları kendi aralarında önce 4'e, daha sonra 8'e ayrılarak oklar halinde Orta Asya'dan önce Fırat'a, daha sonra Dicle'ye dökülürler ki biz bunlara iç kadın hakları diyoruz. Anladınız değil mi ana? Artı buna göre hakkınızı hakkınızı ararsınız. Ondan da beni uğraşacak değilim herhalde. Size galiba soruyu biraz eksik sordular. Kadın hakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Ayol, düşünmeye ne lüzum var? Kadın devamlı haklıdır. Haksız kadın yoktur. Kendine bakmayan kadın vardır. Erkekler hep kadın hakkı yer. Yeter. Aa, karışma canım sen. Kadın müşteri gibidir. Müşteri veli nimetimizdir. Öyleyse kadınlar veli nimetimizdir. Yeter. Ay karışma dedim.
Ak kadın kara gün içindir. Besle kadını oysun gözünü. Sesini kes. Aman ne kesmesi ayol. Herkesin sesi kesilir, kadının sesi kesilmez. Her şeyin sesi kesilir, kadının sesi kesilmez. Elektrikler kesilir, kadının sesi kesilmez. Sular kesilir, kadının sesi kesilmez. Kadının hakkı hiçbir zaman yenmez, yenilemez. İçimi döktüm de rahatladım biraz. Hey lady, do you wear topless? Şşt, kız katip, ne diyor gene bu ayı yavrusu? Uçsuz mayo giyer misin diyor. Ay vallahi parçalarım artık seni herif. Uçsuz mayo ne demek? Yani sütyensiz mayo giyer misin? Ayol ben seni parçalamam mı ha? Ayıp ecnebi. Dua et ki ecnebisin. Kız ne diyeyim ben şimdi buna? No de. No. It is a book. Serpil Hanım, size kalan 600 milyonu ne yapacaksınız? Orası seni internasyonel etmez. Nasıl kız, iyi dedin mi? Serpil Bahtı Kara Hanım'ın basın toplantısı son bulmuştur. Teşekkür ederiz. Aldım ya, ne yapacak? Böyle diyecek. Evet, şöyle dersin. Tabii dönerim, ne var ayol? Turkish logo, very good. Ayol, herif namusuma dokundu. Kız dur şu belloşu. Yeter artık, yeter. Ecnebiyim, ecnebiyi dinlemem. Kapatın, kapatın, vallahi verin. Ben namusuma yetişeceğim. Hepinize teşekkür ederiz. Güle güle. Güle güle. Ne yaptın böyle? Oh, bir karate yapıp canını okudum herifin. Oh! Velet dalin amin. Oh! Ay, of! Nasıl? Merhaba çocuklar. Köpek. Tamam, ay, buldum sizi. Herkesten önce ben röportaj yapacağım. Tileri kaçırdın anam. Yoruldum artık. Röportaj, röportaj yapamam. Ver kız şu felloşu. Gel anam. Gel uyuma sen onları. Gel. Yürü gidelim biz. Ay bitti çocuk vallahi. Yorulduk ama felloş. Sosyete olduk anam. Sosyete. Durun gitmeyin. Şimdi gitti mi yani? Gitti. Bir daha gelmez mi? Gelmez. Eyvah. Patron yedi beni. Ne oldu? Neniz var? Basın toplantısının bitmesi fena oldu. Şimdi resim çekmeden, röportaj yapmadan gazeteye gidersem kovulurum. Sanki bütün bunları sana ne diye anlatıyorum bilmem ki. Nesi oluyorsun sen? Sekreterim. Sekreteri mi? Hay Allah, ne yapsam acaba? Bir dakika. İstersen sana yardım edebilirim. Nasıl? Ne bileyim ben. Mesela hanımın çok enteresan bir resmini çektiririm. Yapar mısın? Tabii. Şöyle paralar üzerinde bir resmini çeksem hemen patronun gözüne girerim. O halde yarın. Yaşa sen. İsmin neydi senin? Nahide. Yaşa Nahide. Benimki de Tayyar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kal. Be hey salak! Basın toplantısına gidersin de nasıl röportaj yapmadan, resim çekmeden gelirsin ha? Şey patron, bildiğin gibi değil. Yine geç kaldın değil mi? Evet, biraz geç kalmışım galiba. Ama kız zaten yorgunmuş. Kendisinden söz aldım, mutlaka paraların üzerinde bir resmini çekeceğim. Paraların üstünde resmini çekeceksin evet. Ha? Ulan bu da gelmezse o zaman kovarım seni, hadi yallah! Oğlum şuradan bir numune ver bakayım bana. Hadi çabuk ol, çabuk! Buyurun efendim, bakalım beğenecek misiniz? İyi olmuş, iyi olmuş ama evet. Gördün mü atladı, kahvaltısı evet. Resimsiz evet. Verdik. Bak kızım, her ne kadar tanışmıyorsak da ben senin yakın akrabanım. Yani amcanım, Nafi, Nafi ya. Kız, bir adam çıktı, adı Nafileymiş. Amcam. Ne yapayım şimdi? İltifat et canım. İyi, peki tamam. Nafile Bey, size çok iltifat ederim. Ay ne kadar memnun oldum.
Teşekkür ederim kızım. Ben bulunmaz Hint kumaşı gibiyimdir. Benim gibi akraba zor bulunur. Zor. Ayol neresi zor? Telefonu bir açtım karşıma çıktın. Ayol ikide bir trafik polisi gibi hızımı kesip durma. Ben eğri eğri doğruya doğru konuşuyorum. Beğenmiyorsan kendin konuş. Ay tamam tamam sen konuş. Bak beni dinle Serpil'ciğim. Ben biraz rahatsız olduğum için otele sana gelemiyorum ama... ...yarın oğlum Taci ile birlikte... Müdürüm de. Neyse. Öğleden sonra gelsinler bari. Selamlar. Küçüklerin ellerinden büyüklerin gözlerinden öperim. Bay bay. Oh, bu işte hallettim. Kız Eşko. Ay yarın esas olan geliyor. Ay bayağı heyecanlandım. Kes şu sallanmayı. Ya bütün vidalarını gevşettin be, heyecanlanma o kadar. Ama nerede kaldı bu? Oğlum erkek kısmının ömrü beklemekle geçer, tamam mı? Gecikirse ben heyecanlanırım. İşte oradalar galiba. Evet evet sizi hemen tanıdım. Şahane kıyafetiniz ve eşsiz güzelliğinizle siz Serpil Hanım'sınız. Evet de kendisi. Ben Serpil Bahtıkara. Bu da katibem Nahide. Memnun oldum hanımefendiciğim. Bendeniz de Nafi Bey'in müdürü Zühtü. Bir de besim oldu. Bu beyefendi de oğulları Taci. Ne oluyorsun lan? Çarpıldım, çarpıldım abi. Bırak çarpılmayı da elini öp, çiçeği ver. Buyurun. Ay, çok mersi. Öpeyim. Ay, şaşırdı ablasın. Efendim, malum haliniz Nafi Bey biraz rahatsız olduklarından gelemediler. Fakat ben ve Taci emirlerinize amadeyiz. Öyle değil mi? Ha? Daha öyle vakti değil ki abi. Ay, ne komik çocuk. Al kız şunu, ver felloşu. Ay, hava ne güzel değil mi? Evet, çok güzel. Hep de çok sıcak. Ya. İşte ılık, ya ılık da ılık mı sıcak? Ilık sıcak, yani sıcak bak, ılık. Belliyoruz abi, abi. Abi, görünce abi. Abi. Ay, ay sizine gidelim de abi, sizine gidelim. Anam korkma. Anam çok korktu yavruca. Gel anam ya. Damağını kaldırayım. Aa, aç gözünü. Gel kalk. Kalk Belloş abi kalkacak. Kalk. Gel anam sen gel canım. Nerede? Nerede yavrum? Cennettesin anam cennette. Ah ne garip tecelli. Şuraya bak be fıstık gibi. Bir de şuna bak. Ama ne yazık ki 600 milyonuna kalmış. Bana gene yardıma devam et de Nafi Bey'e karşı mahcup olmayalım. Şimdilik avans olarak şu onluğu al bakayım. Ben sonra gene görürüm seni, tamam mı? Ay çok romantizm. Bütün otel bizim zannediyorum. Siz emredin, dünya sizin olsun. Ay çok mersi bana minnoş yeter. Şunuzda hiçbir şey yemiyorsun. Ben çok yedim doydum. Ayol daha hiçbir şey yemedik. Yedim yedim. Güzelliğiniz beni doyuruyor. Ay ağzından bal akıyor minnoş. Hadi şerefe. Hadi hadi hadi. Şerefe. Oh. Kemalci, Kemalci gel gel. Hadi bize başka bir şeyler çal. Çal çal. Ne çalsın istiyorsun? Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Hatırası var. Neden saçların beyazlaşmış arkadaş? Aa ayol bana bak acıktı şunu çalsana bak sıkıntıdan uyudu çocuk ayol. Kalk.
Felloş kalk anam kalk bak amcasına ciciler çalıyor dinlesin. Ya, ya. Ay bana bak biz içiyoruz ya, sen sarhoş oluyorsun ayol. Kokudan kokudan. Gel gel ya. Ablanın kucağına hadi, gel, gel sen kucağımda dinle. Anam inatikle ballayın bir daha bulamayız böyle şeyleri gel de dinle yavrum. Çal amcası çal sen ona bak o çal çal. Hadi hadi güzel. Ah ah minnoş. Ayol bu sana benziyor. He? Ay vallahi bu sana benziyor. Biz de garibanların şerefine içelim. Yaşamaya küstürüp çektiren mi var? Ne oldu yemek? Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim. Tamam koy o evladım o bakayım. Aa o ne o yanan şey? Ha o yanan şey mi? Yanan o yanan şey benim... Kalbimin ateşi o. Ay, o zaman başka her yer yansın. İtfaiye haber verin. Hadi çabuk. Çok komik çocuksun. Deli gibi sevdim. O bana dert, ben ona mutluluk verdim. Demek işler iyi gidiyor. Aferin sana, aferin. Biz ne zaman iş aldık da iyi yapmadık? Yalnız... Yalnız ne? Gene ne var? Söyle bakayım. Biraz para lazım. Parasız iş yapamaz mısın sen? Yapamaz mısın? Mahvettin beni. Vermiyorum. 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 Sen bilirsin. 3 güne kalmaz kız müstakbel gelinin olarak eve girecekti. Tabii serveti de senin kasana. Bana eyvallah. Baba, babacığım gene gidiyor ya. Gitmiyor, salakzade oğlum. Gitmiyor, blöf yapıyor. Zühtüm! Beni mi çağırdınız? Blöf yaptın ama affettim seni. Gel buraya, vereceğim parayı. Yaşa, yaşa baba. Ben bir harikaydım. Kız bana vuruldu, ben kıza vuruldum. İkimiz birbirimize vurulduk. Aslan oğlum benim. Baba be, ben ilk defa sevdim. İlk defa sevdin ama tam adamını buldun. Oliçi, 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 oliçi. Yo yo, bu olmadı. Şöyle durun. Kolunuzu havaya kaldırın. Aa, harika. Bir daha ayakta çekelim. Kürkümdeciğim. Evet. Tamam mı? Yo, şöyle paraları havaya savurum şimdi. Aa, çabuk ol, biraz sıkıldım ayol. Fotoğrafı mı çeviriyoruz? Tamam, bitti. Çok teşekkür ederim. Şimdi kısa bir röportaj yapalım. Para hakkında ne düşünüyorsunuz? Anam, para paradır. Ak akçı kara gün içindir. Sakla zamanı, gelir zamanı. At bininin para harcayanındır. Kızını dövmeyen banka soyar. İşte para budur. Harika, çok güzel. Başka, başka? Damlaya damlaya yağmur yağar. Çok güzel, nefis. Nasıl, istediğiniz gibi oldu mu? Tabii, hem de nasıl. Yardımınıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayenizde kovulmaktan kurtulacağım. Hoşça kal güzel kız. Güle güle yakışıklı çocuk. Hoşça kal. Güle güle basın Fres. Ay ne güzel, ne güzel. Gazeteciler, fotoğrafçılar, lüks hayat. Ay bayıldım vallahi. Biliyor musun? Geçici de olsa sevdim bu oyunu. Üstelik minnoş da hiç fena değil yani. Girin. Merhaba. Ay minnoş. Ay, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay. Buyurun. Ay, teşekkür ederim. Çok nezaketsin. Bir şey değil. Şey, çiçekler sizin, senin yanında pek soluk kalıyor. Ay, öyle mi? Öyle. Ay, o canım. Utandı da. Bak bakayım bana. Bak deyince bak ama. İşte böyle. Çiçek için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu? Şu zengin hanımı fakir bir aileye yardıma ikna ettin mi? Merak etme, ettim. Sen gideceğimiz fakir evi seçtin mi? Seçtim tabii. Öyle fakir bir aile ki...
Zengin hanımın onları görünce yüreği sızlayacak. İşte size sözünü ettiğim ev. Ay ne güzel mahalle. Tıpkı bizim mahalleye benziyor. Ay canım ne şeker çocuklar. Acık şeker vereyim şunlara. Versene bir dur şu şeker. Al canım, al, ver al, al, al. Al yavrum. Ver şekeri daha. Babam bu. Annesi orada kendi. Anne! Anne! Anne babam geliyor. Yanında da misafirleri var. Ne? Misafirleri mi var? Kadın kraliçeye benziyor. Buyurun, buyurun efendim. Bu fakir eve şeref vermekle tecavüz buyuruyorsunuz efendim. Sağ olun, buyurun. Giriyorum abi. Buyurun, geçin anayı. Vallahi geliyor. Deli mi ne bu adam? Buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun. Ben önden gideyim de vaziyet durumunu idare edeyim efendim. Aman sakın çaktırma kare. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Şu fedakar kadına bakın. Buyurun efendim, buyurun. Bu yokluk içinde gene canını dişine takmış çalışıyor. Bakın efendim, şuraya bakın. Ah canım, pek de güzel ayol. Hoş geldiniz efendim. Kusura bakmayın, ortalık dağınık, malum ev hali. Aa, ayol bilmez miyim kardeş? Tabii ev hali hepimizin başında. Müteşerif oldum. Ay, hoş geldin babacığım. Ay baba! Bu sıra sevincinden sevincinden hep bana baba der bu yavrucukta. Beni baba sanırlar da. Al yavrum al. Bunu sana baba sandığın amcan getirdi. Hadi yavrum yürü bakayım yavrucuğum buyursunlar. Buyursunlar. Buyurun efendim. Ay canım, ay canım, ayol bu hepsi ben şaklarım. Bana bak nedir bu kepazeli ya? Gözünü seveyim çaktırma. Anam, oh yavrum, ay vallahi taş bebek gibi çocuk. Oh yüzünü, oh ay vallahi çok şeker. İşte o şeker yavrunun anası bu. Aa, dur ayol dur, çekişleyip durma kadıncağızı güleşçi gibi, kolu kopacak. Saati incecik fıkara. İşte, işte şu fukara kadına bakın. Saçını yavruları için süpürge etmiş, canlarına can katmış. Ah zavallı, çok zormuş hayatım vallahi. Evet, çok zor. Bilmez miyim yokluğu yoksunluğu? Ne diyorsun kız? Şey işte gazetelerde her zaman okuyorum. Ya. Bakın, bakın asil hanımefendi. Şu bakıma ihtiyacı olan çocuklara kim yardım etmez? Edilmez mi anam, edilmez mi? Gel abi gel, o canım benim, nur topu gibi maşallah. Güzelim benim, oh, oh. Bak bak minnoş abisi, bak ne şeker değil mi? Zaten çocuklar hep şekerdir. Anlamadın değil mi anam? Zarar yok, ben sana anlatırım. Kocanız ne iş yapıyor kardeş? Kocam kocasının mı? Onun ne iş yaptığını Allah bilir. Bir gün gelse ona gelmez. Hayırsızın biridir. Hain herif. Ay, vallahi size bir tavsiyede bulunayım kardeş. Derhal o herifi boşayıp başka bir adam bulun. Ah, başkasını bulsam bugün evlenirim. Allah hayırlısıyla bir kısmet verir inşallah. Zühtü Bey, çocukları falan ayakta tuttuk. Gereken yardımı yapıp da gidelim artık. Aa tabii, tabii. Geç bile kaldık. Hanımefendi, kaç lira yazalım çeki? Bilmem ki kız katip, kaç lira versin? Ne versek ha? Siz bilirsiniz hanımefendi. Paran sayesinde hayır duası alıyorsun. Ben bunları nereye götüreceğim? Kolum yoruldu, baksana şuna. Anam, ha. Buraya getirdik ya işte. Ha, sahi buraya ya. Tabii ya. Güzel çocuklar. Artık bize müsaade kaçalım. Sizi dertlerinizle baş başa bırakıyorum. Hayırlı başarılar kardeş. Öpeyim. Allah'a sağlık teyze.
Buyurun çekinizi. Teşekkür ederim efendim, güle güle. Hamiline 30.000. Tabii 30.000. Hey, o benim. Tabii senin, ama önce benim. Dur bakayım. Kimdi o sarışın? Sekreter be karıcığım, sekreter. Bana bak, gözlerini oyarım senin. Yuvam için çalışıyorum karıcığım, yuvam ve senin için, eyvallah. Hıldır, gene kaldırdı beni. Harika, nefis resimler. Sahi beğendin değil mi patron? Beğendin ne demek, bayıldım bayıldım. Gel öpeyim seni. Affettim seni, büyük bir iş başardın. Ben zaten her zaman büyük işler başarırım ama hep azarlıyorsun beni be patron. Bundan sonra azarlamayacağım seni. Maaşın da kesilmeyecek. Yaşa be patron. Gel ben de seni öpeyim. Bir hafta ne çabuk geçti. Rüya gibi. Buyurun. Elbisenizi katladım. Sana teşekkür ederim Nahide. İyi ki böyle yaptık. Yardımın olmasaydı evleneceğim erkeği tanıyamayacaktım. Aa, peki ama neden ağlıyorsun? Yok, ağlamıyorum ki. Hayat ne garip değil. Senin beğenmediğin o adamı ben beğendim. Ona aşık oldum. Ama Hacer Hanım teyze haklıymış. Bizim kısmetimize kör nizam düşer. Hay Allah, bu sonucu hiç düşünmemiştik. Ne olur üzme kendini. Kısmet. Ne diyeyim? Nahide, benimle kalmak ister miydin? Dayanamam ki bu acıya. Alo, buyurun. Evet. Öyle mi? Teşekkür ederim. Zühtü ile Taci gelmişler. Salonda bizi bekliyorlarmış. Şimdi gidip bütün gerçeği söyleyeceğim ve bu oyunu bitireceğim. Yeter. Zühtü abicim, başarımızın şerefine içelim. Hadi abi. İçelim. Geliyorlar abi. Istek. Hoş geldiniz. Hanımına söyle hemen hazırlansın. Babam onu eve davet ediyor. Hanımım falan yok benim. Artık oyun da bitti. 600 milyona sahip olan kız da benim. Ne? Olamaz. Evet. Serpil Bahtı Kara benim. Ha? Aman Allah'ım. Yani şimdi sen o musun? Evet, oyun. Bir oyundu bu. Evleneceğim erkeği tanımak istedim. Para aileme hiçbir zaman saadet getirmedi. Benim de parada hiç gözüm olmadı. Kusura bakmayın Taci Bey. Asla sizinle evlenemem. Neler duyuyorum? Şimdi her şey açıklığa kavuştu sanırım. Abi baksana, ona bir şeyler söyle. Bir dakika Serpil Hanım, kafam karıştı. Bunda kafa karıştıran bir şey yok. Fakat nasıl olur Serpil Hanım? Basbayağı olur. Abiciğim ben, abim ben onu sevdim. Mahvoldum. Hey, kendine gel yahu, kendine gel, ne oluyorsun? Bırakın beni, ölmek istiyorum. Çektiğim resimler basılmadan matbaaya yetişmeliyim. Çektiğim resimler sayesinde mükafatlandırılmıştım. Size de teşekküre gelmiştim. Ama gerçek ortaya çıkınca kovulacağım. Bırakın beni, bırakın da gideyim. Tutmayın beni. Allah Allah. Olmaz Serpil Hanım. Hayır. Bunu yapamazsınız. Madem bir oyun oynadınız, bu oyunu sonuna kadar oynamalısınız. Aşka hürmetiniz yok mu? Onlar birbirlerini seviyorlar. Herkes gibi babası da onu zengin bir kız olarak biliyor. Oyuna devam edilmeli ve bu iki gencin evliliği sağlanmalı. Evet, sağlanmalı. Oh olsun, oh!
Hacer teyzeni dinlemez misin? Hilton'larda İngilizce döktürüp makyaj yapar mısın? Ayol sen kim? Fabrikatörün oğluyla evlenmek kim? Şu resme, şu oğluma bak ayol, şu resme bak. Ay parçası gibi evladım. Bak bir daha bak. Şu aslanlar aslanına bak. Gül gibi oğlum senden evlenmek istiyor. Daha ne bekliyorsun ha? Senin dengin oğlum Nizam Nahide, oğlum Nizam. Gel teyzenin sözünü dinle de Nizam'dan vazgeçme sen. Davul bile dengi dengine çalar. Hadi evleniyorum de de müjdeyi vereyim oğluma. Yazayım bir mektup da gelsin Almanya'dan buraya. Ah aslan oğlum benim biricik yavrum. Tanrı nazardan saklasın, ne diyorsun? Nerede? 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 Aç kapıyı beyefendim, nerede? Aman Allah'ım! Minnoş'un sesi bu! Nerede? Hacer Hanım teyze, Minnoş! Minnoş geldi! Minnoş! Minnoş geldi! Minnoş! Nahidem! Seni seviyorum. Asla bizi kimse ayıramaz. Minnoş! Ben de seni seviyorum. Hadi hazırlan da gidelim hemen. Hacer Hanım teyze. Taklim edeyim. Nişanlım Taci. Memnun oldum. Ben de teyzeciğim. Ay. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ay. Şimdi hırkamı alıp hemen geliyorum. Ay. Aman Allah çirkinler talihi versin. Aman efendim, zaman efendim, aman hoş gelmişsin benim güzel kızım. Yavrum, pamuk yavrum. Öpeyim efendim. Ah yavrum, evladım. Ah, dur da şöyle güzelliğini bir seyredeyim. Aman Allah'ım, şu güzelliğe bakın, şu zerafete bakın, şu asalete bakın. Nereden buldun bunları, şöyle bakayım. Nereden bir şey aldım, Mahmut Paşa'dan aldım. Harika. Ha? Anlamadım. Aldığım yeri tarif edeyim. Ha. Mahmut Paşa'ya girince soldan üçüncü dükkanı geçip sağdan yavrum, dükkan. Yavrum sen çantayı söylüyorsun değil mi? Yok, hırkıyı. Bunu da mı Mahmut Paşa'dan aldın sen? Evet. Ha? Ah benim tutumlu evladım, ver de o tutumlu elini öpeyim senin. Ah, sen tam benim istediğim gelinsin. Oğlumla kuracağımız şirketin ne? Yuvanın bir an önce mutluluğunu görmek istiyorum. Gel de yavrucuğum, sana müstakbel yuvanızı gezdireyim. Baba 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 baba. Geç yavrucuğum, önden geç. Nar tanem, nur tanem, bir tanem benim. Bütün bu palavraları sensin diye atıyor. Niye palavra atsın? Gelinini çok sevdi. Hadi ya abla, güldürme beni. Güler misin, ağlar mısın bilmem ama biz bu işten hava aldık galiba. Ha? Hava değil be abi, para alacaksın abi. Para mı? Tabii para. Müsaade et de o işi de bir halledelim. Baba! Baba! İki insanın mutlu olması ne güzel şey. Değil mi? Ha? İki insanın mutlu olması ne güzel şey diyordum da. Ha, tabii çok güzel şeydir. Sigaramı yakar mısın şekerim? İşte yavrum, bu cennetin meleği de sen olacaksın. Bize evet diyorsun değil mi? Melek olurum ama bazı problemlerim var. Ne problemi? Hala beni oğlunuza istemediniz. Ne demek istemiyorum? Bal gibi istiyorum. Resmen istiyorum. İşte bak önümde diz çökerek yalvarıyorum. Ay, estağfurullah, yerlerde sürünmeye ne lüzum var? Ayakta yalvarın daha iyi. Ay vallahi billahi çok mahcubiyet oluyorum. Aman ne demek kızım, asıl ben mahcup oluyorum. Aramızdaki her meseleyi hallederiz, merak etme. Başka bir mesele kaldı mı kızım? Ay daha bitmedi ki, vallahi daha neler var neler. Neler mi var? Baba! Gel! Geliyorum, geliyorum.
Baba, ulan çok büyüğüm, çok büyüğüm. Hınzır, hani halletmiştiniz işi, daha neler var diyor. Ben de onları söyleyecektim baba. Sen dur, kızım kusura bakma, bir dakikanı rica edecektim. Olur, ben trenlere bakarım. Trenlere mi? Bak trenlere sen. Hadi. Ay ne muhterem manzara. İnsan gelin geldi mi böyle yere gelmeli. Hacer Hanım teyze, gör de çapla. Söyle bakalım Hınzır, neymiş o mesele? Babacığım, müstakbel gelinin dedi ki, benim param kocamın parasıdır. Bravo, asil kızmış. Arzusu neymiş peki? Ne olacak baba? Geçen gün kuyumcuda 45 bin liralık bir yüzük beğendi. Sonra spor bir araba. Ha bir de hani bizim eve gelirken iskelenin yanında bir yalı var ya. Onun bir dairesi işte o kadar. Ne diyorsun salak, çıldırdın mı bu bir sarı? Babacığım duyacak kız, duyacak. Baba kaz. Ne kazı? Babacığım sen kaz gelen yerden tavuk esirgenmez demiyor muydun? Yaz bir çek de hallolsun bu iş. Biliyor musun? Beni sana iten bir çekiciliğin var. Belki de sakalım. Çok hoşuma gidiyorsun. Belki de gülüşün. Belki de Herkül gibi oluşun. Ne dersin? Kim bilir? Belki de. Üstelik üstün bir başarı kabiliyetin var. Amerika'da olsaydın bu yeteneğinle iyi bir iş adamı olurdun. Yok canım. Gerçeği söylüyorum. Teşekkür ederim. Cuma günü Amerika'ya dönüyorum. Öyle mi? Ne dersin? Birlikte dönelim mi Amerika'ya? Amerika'ya mı? Evet, 200 milyona yakın param var. Ciddi söylüyorum, 200 milyon. Chicago'da büyük bir holding kurarız. Sen de işin başına geçersin. Ben? Sen ya. Sonra da evleniriz. Güzel bir yuvamız, bol bol çocuklarımız olur. Ne dersin? Yanılmıyorsam... Evet. İzdivaç ve servet teklif ediyorum. Yoksa kabul etmiyor musun? Demek gidiyorsun ha? Evet. Git. Git bakalım. Umurumda bile değil. Kurtulurum senden. Hiç değilse her gün nerede kaldı diye meraklanmaktan... ardı arkası kesilmeyen palavralarından kurtulurum. İnsan gider ayak kocasına böyle mi davranır? Koca. Nikahsız bir koca değil mi? Ne yapayım? Nikah yapacak vakit bulamadım. Ama 3 çocuk yapmaya vakit buldun. Boyum kadar kızım oldu. Utanıyorum konu komşuda. Canım utanacak ne var bunda? Hem onca işin arasında kim uğraşacaktı? Nikahtı, askıydı. Doğru. Kim uğraşacaktı? Zaten sen her işin kolayına kaçtın. Sonunda da bırakıp gidiyorsun beni. Öyle değil mi? Canım, iş için gidiyorum. Anlasana, işim bitince dönerim. Dönermiş. Seni avcumun içi gibi bilirim. Bu gidişin iş için değil. Bu gidişin bir kadına. Belki o kadın zengindir. Belki güzeldir. Ama hiçbir kadın seni benim kadar mutlu edemez. Hadi ne duruyorsun, gitsene.
patron, ne olur yapma. Afrika'ya gönderme beni, ne olursun. Yapma. Hadi hadi uzatma. Afrika tam sana göre. Ne olur. Hadi bakayım iki. Al çantanı da. Güle güle. Hey! Siz! Merhaba. Serpil Bahtikara. Tanıdım sizi. No, yolculuk mu var? Evet. Peki nereye gidiyorsunuz? Amerika'ya dönüyorum. Bak patron, tanıştırayım. İşte Serpil Bahtikara. Memnun oldum. Ne? Serpil Bahtikara mı? Evet, hem de hakikisi. Ya evladım, o zaman öbür kız? Ha? O bir oyundu. Demek Serpil Bahtikara'yı yakaladık. Ne duruyorsun lan, fotoğrafları çek. Buyurun hanımefendi, şu endama bak. Bu endamdan ne güzel havadisler çıkar. Ben gazeteye telefon etmeye gidiyorum, sen fotoğraflarını çek. Büyük haber diyorum. Gerçek Serpil Bahtikara Amerika'ya dönüyor. O değil be salak. Daha evvelki sahte. Tayyar fotoğraflarını çekiyor. Sayfada büyük bir yer ayırın. Ne oldu anne? Neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum kızım. Gözüme toz kaçtı. Hadi sen kardeşlerinin yanına git. Demedim mi ben sana çabuk dönerim diye? Zühd. İşte döndüm. Hem de bir daha hiç gitmemek üzere. İşim de çabuk bitti zaten. Ay. Senin nüfus kağıdın hangi vilayete bağlıydı? Ne olacaktı? Ne olacak mı? Nikah muameleleri için lazım olacak da ondan. Evleniyor muyuz yani? Tabii. Tabii evleniyoruz. Şimdi geldin sarılmanın. Nasıl? Güzel değil mi? Sana kandım Zühtü. Zühtü. Canım kocacığım. Sana kandım Zühtü. Hele hele güzel Zühtü. Şahane resimler. Patron yaşadı. Saat kaç? 6. Demek gelmeyecek namussuz. Alalım. Afrika'ya gidiyorsunuz değil mi? Evet. Röportaj yapacakmışım. Ama daha önce çektiğim şu resimleri patrona vermem lazım. Bir dakika. Biliyor musunuz? Beni size iten çekici bir tarafınız var. Ha? Benim mi? Sahi mi? Evet. Hay Allah. Belki de gülüşün. Belki de bıyıkların. Ha, ne dersin? Birlikte Amerika'ya gidelim mi? Amerika'ya mı? Evet. Orada para benim için mesele değil. Bir gazete satın alırız. Sen de işin başına geçersin. Sonra belki işi büyütürüz. Mutlu bir beraberliğimiz olur. Ne dersin? Allah derim be! Tayyar! Tayyar! Çektin mi fotoğrafları? Geri ver bakayım. Çektim, al. Afrika'ya gitmiyorum. Ne? Seni kovuyorum! Asıl ben seni kovuyorum be! Olmuyor ki be! Ben müdürüm ya! Ben de patronum be! Ay Allah! Bay bay! Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah bahtiyar etsin efendim. İmza. Buyurun. Gel bakayım benim 600 milyon liralık gelinim, seni bir öpeyim. Ha, şimdi tak bakayım şunu parmağına.
Nasıl? Beğendin mi bu yüzüğü? Çok şahane Fırnan. Ay beni mahcup ettin. Rica ederim, rica ederim. Benim sana yaptıklarım senin bana yapacakların yanında sönük kalır. Artık fabrikama ortaksın. Katın da alındı. Araban da hazır. Yalnız bir nokta var babacığım. Ne noktası o? Ya benim 600 milyon yerine 600 liracığım varsa? Hadi canım güldürme beni. Beraber gülelim ve, öyleyse. Gülelim ya. Gül babacığım gül. Babacığım güldüğün yeter. Oh yetermiş. Biraz daha öyle istersen. Allah'a anlatmasın oğlum. Babacığım. Gelinin 600 liram var derken doğruyu söyledi ya. 600 lira dedi baba, 600 lira. Anlamadım. Anlamayacak ne var babacığım? 600 liram ya. Var. Çıkarsana banka cüzdanımı. Çıkar. Al. Buyurun bakın. Ya. Ne? Ya. No! Yeah!